Haftanın ürünü programına hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog genel yayın yönetmeni. Bu haftanın ürünü olarak sizler için 4. nesil iPad'i seçtik. Apple'ın 23 Ekim tarihinde düzenlemiş olduğu iPad Mini etkinliğinde küçük ekranlı tabletin yanı sıra normal iPad'de, Retina ekranlı iPad'de de bir takım güncellemeler yapılmıştı ve bu yeni model 4. nesil iPad olarak adlandırılmıştı. Bu iPad'in selefine göre çok fazla fark yok. Tasarım anlamında baktığınızda yine görmüş olduğunuz gibi iPad 2 ve iPad 3'teki tasarım söz konusu. Yine 9.7 inçlik ekran var. Bu ekran Retina ekran, yani 2048x1536 piksel çözünürlüğe sahip. Bunun yanı sıra yine tablette görmüş olduğunuz gibi aynı kasa, aynı kalınlıkta kasa kullanılmakta fazla değişen bir durum söz konusu değil. Ve dıştan bakıldığında sadece tek bir farklılık görmekteyiz. Lightning Porto'da biliyorsunuz iPad 3 30.000'lik dock konektörüyle çıkmıştı. Ancak iPhone 5 ile birlikte biliyorsunuz Lightning adı verilen %80 oranında daha küçük yeni bir bağlantı konektörü çıkarmıştı Apple. Bu bağlantı konektörü Lightning, diğer iOS cihazlarında da görmeye başladık bunu. iPod Touch'ta, iPod Nano'da ve son olarak iPad Mini'de de bu Lightning portunu görmüştük. 4. nesil iPad ile birlikte diğer bir iOS cihazı da iPad'de bu portu kazanmış oluyor. Görmüş olduğunuz gibi Lightning portunun gelmesiyle birlikte alt bölümde neredeyse herhangi bir eleman barındırmıyor konumuna düşmüş. Gördüğünüz gibi Lightning altta çok az bir yer kaplamakta. iPad 4'ün bir diğer farklılığı da, selefine göre farklılığı da üzerinde görmüş olduğunuz, ekran üzerinde görmüş olduğunuz FaceTime kamerasının çözünürlüğünün arttırılması. Bu modelde artık 1.2 megapiksel çözünürlüğe sahip FaceTime HD kamera barındırmakta. Böylelikle iPad üzerinden de FaceTime görüşmeleri çok daha yüksek çözünürlükte, daha kaliteli bir şekilde yapılmakta. Tabletin arkasında yer alan kamera yine 5 megapiksel çözünürlük destekli iSight kamera. Bu kamera yine 1080p video kaydına izin vermekte. iPad'in, 4. nesil iPad'in içerisinde de önemli bir farklılık var. Apple bu tablette Apple A6X işlemciye yer vermekte. Bu yeni nesil işlemci A5X işlemciye göre 2 kata kadar daha hızlı bir çalışma hızı sunmakta. Bunun yanı sıra yine grafik performansı da 2 kat arttırılmış durumda. Bu demek oluyor ki bu 4. nesil iPad'de oynanacak oyunlar çok daha verimli bir şekilde, hızlı bir şekilde oynanacak. iMovie gibi düzenleme araçları, üretkenlik araçları da çok daha verimli bir şekilde kullanacak. Çok daha iyi sonuç verecek, bunu söyleyebiliriz. Apple iPad 4'ü yine 16, 32 ve 64 GB'lık dahili bellek seçenekleri de sunmakta. Yine Wi-Fi desteği var. Bunun yanı sıra yine LTE destekli, 4G destekli modeller de var. Bu LTE destekli modeller yine 3G desteğine de sahip, ülkemizde çalışacak şekilde. Bunu da söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra 1 GB RAM de iPad 4'ün özellikleri arasında yer almakta. iPad 4 ile ilgili detayları bu hafta içerisinde, haftanın ilerleyen günlerinde yayınlayacağımız detaylı incelemede bulacaksınız. O incelemede iPad 4'ü, iPad 3'leri karşılaştıracağız. Her iki tablet arasındaki benzerlikleri, farklılıkları ortaya koyacağız. Performans anlamında iPad 4'ün neler sunduğunu, kullanıcılara neler getirdiğini o incelemede bulacaksınız. Bunu da belirtelim. Haftanın ürünü programından bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta yepyeni bir ürünle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.